Bismillah Hunderir. Hunderize lanet yağacak eğer bu Kur'an kursu kapanırsa. Öyle dedi. Profesör Doktor Mehmet Okuyan var, onun babasıydı. Şimdi de eğer bu Kur'an kursu, bu eser, bu kadar masraf yapıldı, eğer burası ayakta durmazsa, kapanırsa, o zaman bu beldeye Müslümanlara tabii. Zaten ötekilerin üzerine yağmış, kapatmış onları. Onlarda bir şey yok. Sizin üzerinizde de lanet yağacak. Allah muhafaza eylesin. O zaman özellikle hanım kardeşlerimize, ablalarımıza çok iş düşüyor. Örgütlenecekler, biz burayı canlı tutalım. Buranın sorumluluğu onlara. Bunun diyaneti yok, A'sı, B'si yok, burası herkesindir. Her kurumdan buraya gelecek. Kurumsallaşma diye bir şey yok. Burası bir eğitim merkezi. Ama biri bunu finanse eder, biri yönetir, o ayrı bir konu. Ama önemli olan bu bir araçtır. Araç buranın ayakta tutulmasıdır. Amaç buraya buradan his ürün alın. Burada bir fabrika kuruldu. Bu fabrikada çok güzel mamuller elde edilecek. O kadar leziz, o kadar güzel ki o mamulü elde etmek için bir şeyler lazım. Onlar da çoğu hazır ama esas ham maddesi olan çocuklarımız. Her zaman onları getireceğiz inşallah. Buraya vereceğiz. Hocalarını da rahatsız edeceğiz. Çocuklarımızı okudun. Bunu çok amaçlı yapabilirsiniz. Bakın bayanlar diyorum. Özellikle ben Fransa'da 5 sene görev yaptım. Olduğum yerde bazı işler iyi gitmiyor. Dernek yönetimine ricada bulundum. Dedim şu bayanları bunun içerisine bir sokalım. İşi onlara bir denedim. Elhamdülillah ondan sonra size daha yük kalmayacak dedim. Şimdi bizim yörede özellikle yani bayanları böyle nasıl diyelim işin içine pek sokmak istemezler ya o biraz şey yaparlar diyen oldu ama en sonunda gerçekten onları işin içine koyduk, soktuk. İşler iki katı değil 10 katı ileri gitti. Başardık. Bunu kimle başardık? Bayanlarla. Şimdi bundan bu görevi alacaklar. Hiç kaçmayın geriye. Bu sorumluluğu alın. Gidin. Şehir şehir, belde belde dolaşın. Bir grup kurun. Özellikle ailelerin, hanımların dilinden, annelerin dilinden siz anlarsınız. Babaların dilinden de biz anlarız. Biz onlara anlatırız soruyu. Anlatın. Burayı doldurun. Burası sizin eserinizdir, yüz aklınızdır. Yaparsak, yapamazsak bizim için yüz karası olmuş olur, Allah muhafaza eylesin. Kur'an okunmayan ev harabe yıkılmış, her tarafı çatısı çökmüş, duvarları, kapıları yıkılmış bir ev gibidir diyor. Rüzgar bir taraftan girer, öteki taraftan çıkar. Onun içerisinde sıcaklık olmaz, onun içerisinde huzur olmaz, onun içerisinde mutluluk olmaz. Kur'an okunmayan ev bitmiştir. Evlerimize Kur'an okutalım sizlerden istirhamımız. İstirham ediyoruz. Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağınızdan eminiz. Yine Allah Resulü diyor ki Kur'an okuyan bakınız. Kur'an okuyan onunla amel eden hafız Kur'an kursu öğrencisi için diyor. Annesi babası vefat ettiği zaman mahşer günü diyor onun başına nurdan taş getirilir. Parlar diyor. Hemen görünür. Orada bir hafız annesi var. Orada bir hafız babası var. Kur'an okutmuş ona. Ona acımadı ona. Acaba sabahtan kalkarsak düşür mü? Acaba çocuğum istediğini yiyebilir mi de mi? Okuyacak. Okuyacak. Onu benden daha iyi düşünür hocaları. Ben onlara teslim ettim ama ben mahşerde de kurtardım. Bir sorumluluktan kurtardım. Kurtulmak istiyorsanız sorumluluktan bunu yapın. Yok ben ceza çekmek istiyorum diyorsanız bir şey demiyorum. Ama bunu bilelim ki
Mahşer günü o acıma duyguları, annelik, babalık duyguları ortadan kalkacak. Yani orada acımayacak, hanım da acımayacak, babaya da acımayacak, evlat da acımayacak, hiçbiri birbirine acımayacak. Ona göre planımızı, programımızı yapalım. Yine Kur'an kurslarındaki hani bir harf öğrenme olayı anlatırlar eski hocalarımız. Kur'an kursuna gider de bir harf öğrenir ya. Bir harf ona şefaatçi olacak mahşer gününde. Hem ailesine olacak hem kendisine olacak. Allah için. Bu yola Allah için girenler Allah'ın rızasına nail olacaktır. Değerli cemaatimiz. O konuya biraz daha titizlik verelim. Yani çocuklar için bizim her dediğini alıyor. Götürüyor eve. Hamdolsun. Evler güzel yapılmış. Evler güzel yapılmış da işi çok güzel. Ama o evin içi gerçekten süslü mü manevi olarak? Kur'an okunuyor mu o evde? O evde çocuklar dinle, İslam'la alakalı bir şeyler ediyorlar mı? Yoksa buranın kültürünü taşımışlar evin içerisine, onlarla beraber mi uğraşıyorlar? Bunları soralım. Bunun hesabını yapalım. Gerçekten burada iyi bir cemaat olmuş olsaydı, belki bir bölümü bu yumrukun bir bölümü burada olmuş olsaydı, yarın yani 15 tatil olacak veya 5 bir haftalık tatiller olacak. Burası öğrencileri alamayacaktı. Buna eminim. Ama inşallah biz de başlayacağız. Ondan sonra arkası gelecektir. Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Vaktim doldu mu hocam? 5 dakikam var. Teşekkür ediyorum hocam. Yani gerçekten güzel bir ziyafet oldu. Güzel bir program oldu. Bu programı her yerde bulamazsınız. Hoca efendi arkadaşlar güzel sesleriyle Kur'anlar okudular. İlahiler, kasideler okudular. Melekler bu etrafta görüyor artık. Sizler sayesinde. Bereket yağdırıyorlar. Çocuklarımız hazır bekliyor. Bunları çoğaltalım. Kur'an hizmetini artıralım. Buraya yük verelim, öğrenci verelim, hocalara yük olsun, hocalar da sevap kazansın. Biz yapamadığımız şeyi ailede dini eğitim birinci önceliği erkeğin üzerinedir. İslam hukuku böyle söyler. Ondan sonra annenin üzerinedir. Ama anneler evde kaldıkları için birinci özellik, eğitime özelliği annenin üzerine oldu. Annesi de diyor ki ya hocam ben kendimi kavuracak kadar bir bilgim var, çok bilgim yok. Tamam, camiler var, Kur'an kursları var işte burada açıldı. Getirin vereyim, sorumluluktan kurtarın siz. Vermediğimiz takdirde o sorumluluk üzerimize kalır, hesabını ödeyemeyiz. Yine aileler olarak, veliler olarak üzerimize çok sorumluluklar düşüyor. Malum Avrupa'da çocukların ilkokul çağına kadar esrar, eroin vesaire kötü alışkanlıklar girdi. Memlekette de girdi, sadece burada değil, memlekette de girdi. Ben birkaç okulun aile birliği yönetiminde bırakmadılar bizi, bulunuyoruz. Bize bunlar geliyor. Hatta görenler ufak yerlerde tanıyor. Falan yerde topluluk halinde şey çekiyorlar, esrar. Peki niye? Suç o çocuğun mu, o çocuğun değil? Suç anne babanın. Baba evden çıkar, eve bazen bir şey getirir. Yemeğini bazen de onu da yapmaz, onu da hanıma verir. Düşünün ki ben babalık vazifesini yaptım. Bakınız bununla beraber bitmez babalık vazifesi. Anne de düşünür ki ben de pişirdim, yedirdim, temizliğini yaptım. Bununla beraber bitmedi annenin vazifesi. O çocuğu takip edeceğiz. Eve geldiği zaman mutlaka ne yapıyor? Kiminle arkadaşı geliyor? Öyle bana arkadaşını diyeyim sana ki...